İyi akşamlar sayın seyirciler. Akılcı İlaç Programı bu haftaki konuğu sayın Doktor Levent Aslan kendisine hoş geldin demek istiyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 68 İstanbul doğumluyum. Ankara Tıp Fakültesinde mezun olduktan sonra ilaç sektörüne girmeye karar verdim. Ve ilaç sektöründe takribi olarak 20 sene üst düzey yönetici olarak çalıştım. Hem yabancı hem Türk firmalarında olmak üzere. Son bir buçuk senedir de hem danışmanlık hem de q Pharma World adındaki sağlık iletişimi ajansının ortağıyım. Yönetici ortağıyım. Bu arada hem işletme master'ım hem de lider, organizasyonlarda liderlik, koçluk ve danışmanlık master'ı yaptım. Peki, e, bu özellikle işletme Master ile ilgili yani ben kendi ilgi alanım olduğu için de soruyorum. Yani bu sizin e, yaptığınız işe nasıl bir katkıda bulundu ya da katkıda o, katkısı olmuştur mutlaka nasıl bir değerlendiriyorsunuz hı hı. bunu? Ne bekliyordunuz, ne buldunuz belki de öyle sormak lazım. E, yani tabi şimdi tıp fakültesinden mezun olup da e, iş dünyasına atıldığınız zaman e, bazı e, dinamikleri var. Teknik bilgi, bilgilere ihtiyacınız var. Bunun için çok faydası oluyor. Ee, yani okuduğunuz e, işte pazarlama e, dersinin, e, hatta üretim dersinin bile e, iş dünyasına girdiğiniz zaman size e, büyük faydası oluyor. E, reklamcılık, pazarlama, e, muhasebe e, bu gibi dersleri gördük. E, çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hemen e, sektöre girdiğimin ilk yılında yapmıştım ben bu masterı Boğaziçi'nde. E sonrasındaki master'ın da çok faydası oldu. Zaten konuğumu buraya gelmişken onu da anlatayım. o da ilginç bir masterdı. Organizasyonda liderlik, koçluk ve danışmanlık. E bunu da 42 yaşında yaptım bu master'ı. Güzel, çok güzel. yani takribi olarak 15-16 sene yönetici olarak çalıştıktan sonra bu yaptığınız işin bir de akademik olarak ee, nasıl e, geri dönüşümü e, olduğunu, yaptığınız işlerin bugüne kadar yaptıklarınızın doğru ya da yanlış olduğunu, nasıl geliştirebileceğinizi çok iyi görebiliyorsunuz. Benim de test konum dahil edici liderlikti. Ee, dahil edici liderlik de e, bence e, günümüzün e, en önemli konularından bir tanesi. Çünkü şimdi e, firmalarda demokrasi, e, iş yerlerinde demokrasi, dahil olmak e, çok önemli konular. E, onun için çok faydalandığımı düşünüyorum iki master'dan da. Peki e, burada özellikle yaptığınız işle ilgili olarak sorayım. E, şu anda bulunduğunuz durumu, pozisyonu özellikle ilaç sektöründe çok uzun süre çalıştığınızı söylemiştiniz. Onunla karşılaştırdığınız zaman hani artıları, eksileri, farkları nelerdir ya da benzer yönleri nelerdir Hı -hı. onları biraz öğrenebilir miyiz? Ee, şimdi şöyle 20 yıl boyunca e, ben hem pazarlamada hem satışta e, hem de e, işte e, ticari liderlik takımı yöneticiliği yaparken de e, bütün fonksiyonlarda e, görev e, yönet, e, görev yapanları yönetme fırsatı buldum yani pazar erişim e, Hatta lojistik konusunda bile. E, bugünkü dünya ile karşılaştırdığımda e, iki tane çok önemli farkı var. bir kere kurumsal hayatta çalışmakla, kendi işinizde e, danışmanlık yaparak ya da sağlık iletişimi yapmak e, birbirinden çok farklı. Genelde aynı işi yap, yapıyorsunuz, devam ettiriyorsunuz gibi gözükse de, e, masanın öteki tarafına geçtiğiniz zaman e, dinamiklerin tamamen farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü e, eskiden danışmanlık e, alan kişiyken şimdi danışmanlık veriyorsunuz evet. ve müşterinizin ne istediğini Düşünmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi kendi yerinize koyarsanız olmuyor çünkü siz her müşteri gibi değilsiniz. Tabii. Doğru. Karşıdaki müşteriyi çok iyi anlamak, ihtiyaçları çok iyi anlamak lazım. Sağlık iletişimi de öyle, aynı şekilde. Ee, o konuda da e, nasıl daha iyi yapabiliriz, Türkiye'ye ne gibi katkımız olur e, onu da tabii düşünüyorum bir taraftan. Güzel, peki. E, şu anda bulunduğunuz e, işin, yapmış olduğunuz işin bir de uluslararası boyutu nedir onu sormak istiyorum. Yani hani e, özellikle değişik taraftan, değişik kesimlerden insanlarla iletişim ya da kurumlarla iletişim açısından. Hı hı. Ee, şu anda sağlık e, iletişimi ajansı olarak e, çalıştığımızda e, on ona yakın firma ile çalışıyoruz. Bunların çoğu yabancı firmalar. E, aynı zamanda e, derneklerle de çalışıyoruz. E, hem doktor dernekleri hem de hasta dernekleri. Onların ajans sağlık iletişimindeki ajans e, işini yapıyoruz. E, Tabi yabancı firmalarla çalıştığınız zaman yani çok uluslu firmalarla çalıştığınız zaman Şöyle bir boyutu oluyor. Siz yalnızca Türkiye'deki mevzuatlar ya da regülasyonları değil, aynı zamanda dünyadaki regülasyonları ve yönetmelikleri de takip etmek zorundasınız. Doğru. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın tanıtım yönetmeliği ya da regülasyonuyla dünyadaki diğer ülkelerin ve çok uluslu firmaların regülasyonları çok farklı olabiliyor. Sizin bütün bunlara hakim oluyor olmanız lazım. Ee, en büyük e, bağlantımız bu esasen Hı -hı. yurt dışı yaptığımız e, Hı -hı. konu. Tabi e, şöyle de e, durumlar oluyor. E, yurt dışından Türkiye'ye e, e, yatırım yapmak isteyen, ürün getirmek isteyen firmalar da e, ulaşabiliyor. Tabi onların e, pazar erişim, ruhsatlandırma. Ya da burada şirket oluşturmak gibi konuda size danıştığı noktalarda oluyor. O noktalarda da hizmet veriyoruz. Peki, Tabii ki. <laughs> Peki sizinle aslında oldukça değişik bir kariyer hikayeniz var. Evet. Anladığım kadarıyla görebildiğim kadarıyla. Ee, hani biz genelde şöyle bir soru sorarız. İşte bu yolu seçmek isteyenlere neler önerirsiniz diyemeyeceğim. Yani böyle bir planlama yapmak gerçekten zor diye düşünüyorum. Ama en azından kendi deneyimleriniz anlamında Hani ne önerirsiniz böyle bir şey hmm. insanlara? Hangisine? Hangi kariyerine? <laughs> <laughs> yani <gülüyor> her, her ikisi için dedi aslında. Tıp kariyerine evet. mi? Evet, doğru doğru. Ee, azıyorum kurumsal hayat. Yani kurumsal hayat. Çiziklerim. Yani şey, fakülteden sonrası için <laughs> sorayım. Öyle söyleyeceğim yani. Çünkü gerçekten çok değişik bir kariyer. Evet, yani iki defa, üç defa işimi değiştirmiş oldum. Şimdi şöyle... E, İlk başta şunu söyleyeyim. E, şu anda söyleyeceklerim e, bir kere jenerasyon arasındaki farklılıkları gözeterek e, söyleyeceklerim <laughs> olacak. Çünkü e, görüyoruz ki e, jenerasyonlar arasında büyük farklar Hatta bunun üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. <laughs> y jenerasyonu, X jenerasyonu. E, bir kere benim için yani en önemli şey e, insanın kendi sevdiği işi yapması. Bunu bulmak çok kolay değil. Ama bunun peşinden koşmalı bence hı -hı, herkes. Hı -hı. Çünkü insan sevdiği işi bulduğu zaman e, işe mutlu bir şekilde gidiyor. Bence en basit, en temel, en fundamental e, bakış açısı bu olmalı hı -hı, yeni işe girmek hı -hı, isteyenlerin. Hı -hı. E, ya Ben tıp fakültesini okuduktan sonra e, iş hayatına geçmemdeki önemli sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani hı -hı. ben e, burada daha fazla mutlu olacağımı düşündüğüm Anladım. için e, hayatımda bazı değişiklikler yaptım. Kurumsal hayat tabii ki şöyle bazı gereklilikleri var. Bir kere kendinizi iyi geliştirmeniz gerekiyor. Kurumsal hayat sizden daha fazla beklentilerde bulunabiliyor. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani benim de işte ileri yaşta master yapmamın sebebi kendi yöneticiliğimi, liderliğimi nasıl geliştiririm içinde. ...gereğinde master yapabilmelisiniz... ...doktora yapabilmelisiniz... ...yani bunlar yalnızca akademik titriler değil... ...ya da sertifika programlarına... ...yani kendini geliştirmek üzerine... ...bir hayat olduğunu düşünüyorum kurumsal hayatın... Ee, ...tabii ki bu kendi işinizi yaparken... ...geçerli değil demek istemiyorum... ...ama kurumsal hayatın... ...en önemli öngörülerinden bir tanesi... ...bu rekabet de çok artmış durumda... ...artık şu anda yeni işe girenlerin... ...CV'sine baktığımız zaman daha okuldayken 4 sene 5 sene boyunca en az 10 tane firmada neredeyse staj yaptığını görüyoruz hı hı. kurumsal firmalarda. Ee, tabii insanların yaz tatilinden <laughs> ödüm verip de staj yapmasını önermiyorum ama kurumsal hayatı görmeleri, tatmaları ve bu stajlarda bir şeyler öğrenip hayatının devamında kullanmalarını öneririm. Bir de kurumsal hayatın önemli özelliklerinden bir tanesi sosyal e, olabilmek. Şimdi biliyorsunuz hı hı. en yüksek şeylerden e, bir tanesi beklentilerden e, IQ değil IQ'nun da Doğru. yüksek olması. Sosyal zekanızın olma, yüksek olması lazım. Bu geliştirilebilir bir şey esasen. Kurumsal hayatta network çok önemli. Networking beklenen, performans kadar beklenen bir şey. Onun için e, gençlere, e, kurumsal hayata girmek isteyenlere ikinci tavsiyem de sosyal e, kapasitelerini arttırıp network e, kurabilme becerilerini takımdaş olabilme becerilerini geliştirmeleri. Peki sosyal zekaları nasıl geliştirecekler? Öyle sorayım. Ya da ne, ne önerirsiniz yani? Evet şimdi sosyal e, sosyal medya kullansınlar. <laughs> şey. Onları kullanıyorlar zaten. <laughs> <Sosyal medya. gülüyor> Çok net bir şekilde kullanıyorlar. Evet. E, sosyal zeka geliştirmek için bir kere sosyal ortamlara girmek lazım. İnsan e, gerçekte sosyal bir varlık. Hı <laughs> hı. Ee, ve e, aynı cihazların wireless birbirlerini tanımaları gibi ya da bluetooth cihazların birbirini tanıması gibi esasen insanlar da birbirlerini hızlı bir şekilde tanıyorlar ve e, bağlantıya geçiyorlar. Önemli olan bu bağlantıyı hayata geçirip geçirdikten sonra ilişkilerini devam ettirebilme becerilerini gö göstermeleri gerekiyor. İlk başta merhaba deyip ilişkiye ve sosyal bir e, duruma girmek kolay ama onu devam ettirmek her zaman o kadar kolay olmuyor. Onun için... İşte takım sporu yapmak, yardım kuruluşlarında çalışmak, öğrencilik hayatında bence çok önemli konulardan bir tanesi. Ve mümkün olduğunca sosyal sorumluluk projeleri ya da çalışabilecekleri küçük stajyer olabilir. Bunlar hep onların sosyal zekasını hmm. arttıracak önemli bir şey. Çünkü burada siz arkadaşınız olmayan, sanım olmadığınız birileriyle bir ilişki geliştirebilmeyi bir şeyler paylaşmayı, almayı, vermeyi öğreniyorsunuz. Hı hı. En basit şekilde bence budur geliştirmek Peki, için. Peki, güzel. Teşekkürler. Şimdi e, biraz da bizim programımızın konsepti anlamında akılcı ilaç konusundaki fikirlerinizi hı hı. almak isterim ben. Hem bir hekim olarak hem bir e, kullanan, ilaç kullanan kişi olarak. Hı hı. Yani e, akılcı kullanım derken neyi düşünürsünüz, nasıl algılarsınız bunu öğrenmek hı hı. istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim akıllıca ilaç kullanımı tabii Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çok önceliklendirmiş bir konu. Çünkü ilaç kullanımının gerçekten yalnızca prospektüsünde yazdığı gibi olmadığını biz hekimler özellikle baştan biliyoruz. Çünkü siz ilaç üretebilirsiniz ama tıbbiyenin çok önemli bir lafı vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır o hastanın o ilacı kendi hastalığına uygun bir şekilde kullanması gerekiyor ve kullanılmasını sağlaması lazım <laughs> sağlık sisteminin de. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman yapılan çalışmalar özellikle Amerika'da yapılan bir çalışma şöyle diyor ki hastalıklarda değişmekle birlikte yüzde 40 ve 70 oranında hasta uyumsuzluğu var, tedavi uyumsuzluğu var ve bunun kaybı da Amerika'ya 100 milyar dolar. Ee, ve inanılmaz büyük bir rakam. Yani bunun içinde neler var? Bir doğru ilaç kullanmamasından başlayarak doğru doz kullanmaması, doğru zaman kullanmaması veya işte ek ilaçları da almaması ve fakat olay yalnızca bununla bitmiyor. Şimdi benim son yıllardaki özellikle deneyimlerimden bir tanesi çalıştığım yaban çok uluslu firmada da hem de Avrupa takımlarında yer alma fırsatım oldu ve şunu gördüm: Tedavi uyumu akılcı ilaç kullanımının çok önemli bir parçası. Onun üzerinde yapılan çalışmalarda da şunu görüyoruz ki hasta yolculuğu dediğimiz sistem hastanın e, hastalığının tedavi e, teşhis konulmasından e, tedavinin bitmesine kadar süren bir süreç. Yalnızca hastanede bitmiyor iş. <laughs> Sağlık sistemleri genelde yalnızca hastanenin içindeki hasta yolculuğuyla ilgileniyor. Hasta geldi teşhisini işte kan tetkikini yaptırdı, röntgenini çektirdi, reçete yazıldı, eczaneye gitti ve hasta ilacını sanki otomatikman kullandı gibi. <laughs> Fakat böyle değil. Yan etkiler çıkıyor. Yan etki yönetimi önemli oluyor. Hı hı. Doğru konsültasyon olamıyor. Hatta hastanelerin iki katı arasında bile sorun olabiliyor hı hı. ki yalnızca Türkiye'de bu dünyanın sorunlarından bir tanesi. Demek ki e, sağlık e, sağlık alanında yapılması gereken akılcı ilaç kullanımı adına önemli konulardan bir tanesi hastanın hastalıklarla ilintili olarak hasta yolculuğunun çıkarılıp ...gerekiyorsa araya çözümler üretilmesi. Yani o ilacı doğru bir şekilde kullanması için gerekli olan bir e, yan etki yönetimi var ise... ...mesela diyabetlilerde, <laughs> diyabet hastalığının yönetimiyle ilgili hastalık yönetimi programı... ...o zaman onun da anlatılması, onun da verilmesi lazım. Çünkü yalnızca ilacı verip hastayı gönderdiğiniz zaman sorunlar bir anda çözülmüyor. Doğru. Bir de hastanın da kullanmama e, durumu var. Ben ilaç e, firmalarında özellikle kanı sür, çalışırken şunu gördüm. E, bütün bu e, sağlık yönetimi açısından, buna bir sağlık yönetimi dersek, sağlık yönetimi açısından işin içinde olan bütün paydaşların yalnız ilaç firmaları değil, bütün paydaşların hepsinin bu konuya kafa yorması gerekiyor. Yalnızca bir tarafın kafa yormasıyla maalesef bu iş de yönetilemiyor. Onun için Paydaşların bir araya gelip e, ortak çözümler üretmesi ki böyle projelerimiz oldu geçtiğimiz yıllarda e, hastalığın e, yalnızca ilaçla tedavisi değil başka tedavi yöntemlerinin de eklemlenerek yalnızca kullanılarak e, doğru bir şekilde tedavi edilmesi önemli olan konu olarak masaya koyduğunuz zaman bütün paydaşlar bir araya gelebiliyor. Demek ki bu çok önemli bir e, yapıştırıcı etkisi var. Doğru. O zaman e, paydaşların bir araya gelerek tedaviye ee, ve bunun birincil önceliği olan e, ilaç kullanımına e, nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl uyumu arttırabiliriz, bunun için gerekli olan çözümleri de nasıl üretebiliriz diye bir araya girip konuşmaları gerekiyor. Dediğim Hı -hı. gibi herkesin sorumluluğu var bu işin içinde Hı -hı. ve e, benim gördüğüm dünyada da e, çoklu e, ulus yenilikçi ilaç firmalarının e, bu yönde çalışmaları var. Yani biz acaba ilacımızın Yalnızca etkisi, ilaç etkisi değil, onun bütüncül olarak 360 derece fayda sağlayacak başka ne gibi projeler geliştirebiliriz diye düşünmesi gere düşünmeye başladılar ve düşünmeleri de gerekiyor esasen çünkü bu iş yalnızca ilaç satmak değil, aynı zamanda çözüm üretmek, Devam hastalığı mi? tedavi, hastalığı yani, tedavi etmek. İlacın etkiliği bir ön koşul gibi duruyor, değil mi? Yani sonuçta ama yeterli değil tek başına başka şeylerinde mutlaka. E tabii ilaç etkili daha... ama hasta almıyor ilacı. Doğru. <laughs> Doğru. Ya da yan etki çıkıyor yan etki doğru yönetilemiyor doğru. Doğru. ya da işte yanına konsültasyon yapılarak başka bir ilaç atıyorum hı hı. bir kanser tedavisi gören bir hastanın depresyonunun tedavi edilmemesi gibi hı hı. Yani, ya bu da bir akılcı ilaç kullanın bana sorarsanız doğru. çünkü. Öteki ilacın kullanımını da etkileyen bir şey, Doğru. hastalığın gidişatını değiştiren bir şey. Hı hı. E, peki e, izleyenlerse nasıl ulaşacak öyle sorayım önce bu, bu bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Nasıl ulaşılabilir? Hangi kanallar kullanılabilir? E, yani e, şu anda çalıştığım e, iletişim ajansının e, işte internet sitesi var, e, Twitter hesabım var, e, telefonum var, Buralardan e, buralardan ulaşabilirler. E-mail adresim var. Hı -hı. her istedikleri bütün kanallar açık sosyal medya kanalları açık, kanalları açık. <gülüyor> <gülüyor> Zulcan, kanalları peki, açık. Güzel. E, çünkü zaman zaman bu tip sorular geliyor bize de ilgili kişiye ulaşmak o anlamda çok daha önemli artık birçok şey spesifik olmaya başladı çünkü özgür olmaya başladı dolayısıyla doğru kişiyle bağlantı kurmak Tabii. çok daha önemli onun için bu bilgiyi Aynen. teşekkür ediyoruz peki e, son olarak söylemek istediğiniz ne var yani birçok şeyi konuştuk aslında ama Hı -hı. genel olarak bu konudaki görüşler özellikle yani ileriye yönelik projeksiyonunuz nedir? Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir dünya bekliyor bizi ya da nasıl bir sağlık sistemi bekliyor? Ee, şimdi başta size teşekkür edeyim böyle bir program yaptığınız için ve beni davet ettiğiniz için aynı zamanda bu için de. Sağlık bütün devletlerin yönetirken zorlandığı bir konu esasen. Bunu zaten bütün dünyadaki e, süreçlerden gördük geçtiğimiz zaman e, içinde. E, sağlıkta e, öngörüm bana sorarsanız e, harcamaların e, yaşlandığı için toplum harcamaların daha efektif kullanılması yönünde olacak. Daha verimli kullanılması. Çünkü yaşlandıkça tedavi masrafları inanılmaz derecede ikiye üçe katlanıyor. Onun için de e, akılcı ilaç kullanımı çok önemli. Çünkü en büyük komponentlerden bir tanesi harcamanın ilaç ilaç e, masrafını da doğru bir şekilde e, kullanılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Burada da de, demin de söylediğim gibi bütün paydaşların eee paydaşlara görev düşüyor. E, ortak e, çünkü bu sorun herkesin sorunu olacak bir gün. Hı -hı. Devletler artık e, bu maliyetleri karşılayamaz hale gelmesi, insanlığın sağlığa ulaşamaması anlamına geliyor. O zaman akılcı çözümler de ge <laughs> geliştirmeleri gerekecek. Hı -hı. Ama bir masaya oturmaları lazım. Ben biraz e, her masa arasında bir şey görüyorum hafif gerginlik görüyorum dünya için söylüyorum hı hı. yani ilaç firmaları çok büyük maliyetlerle iş yapıyorlar devletlerin maliyeti yok böyle tartışmalardansa hani oturup çözümü nasıl ortak üretebiliriz bence yine en önemli çözüm yolu olacak gelecekte diye düşünüyorum peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için ben teşekkür için. ederim bu haftaki konuğumuz sayın doktor Levent Aslandı kendisiyle akılcı ilaç konusunda sohbet ettik Hepimize iyi akşamlar diliyoruz.